Değerli izleyiciler, hoş geldiniz. Bugün şahane bir konuğum var. Konuğumun adını anınca yüzüm gülüyor. Çünkü onu görünce sizin de yüzünüz gülüyor. Biliyorum, Gubse Ozay. Gubse Hanım yepyeni bir filmle karşımızda olacak birkaç gün içerisinde. Biz de bu filmi önceden, ben hariç bütün ekip izleme şansına eriştim. Ben niye izlemedim? Ben filmleri sinemada izlemeyi seviyorum. Evde izlemeyi sevmiyorum. Bence film sinemada izlenmesi gereken bir şey. Bu işte ekranda falan yok, Netflix yok, Zetflix falan. Ben bunlardan hoşlanmıyorum. Gidip bir hakkım böyle oturup yanımda patlamış mısırımı alıp öyle seyretmeyi seviyorum filmleri. O yüzden sinemada gideceğim. Davet edilirsem ki bugünden sonra davet edileceğimi umuyorum. Premiere gitmeyi düşünüyorum çünkü bedava oluyor. Gubse hoş geldin. Lafı uzatıp daha fazla zevzeklik yapmayayım. Çünkü işim benim genel olarak zevzeklik üzerine kurulu. Ama seni burada görmek çok güzel. Benim için hele daha da güzel. Ben çok seviyorum sizi gerçekten. Sağ ol, teşekkür böyle ederim. Böyle bir yakından da böyle tanışmış olmak da çok mutlu etti beni. Hayal kırıklığı olmuştur inşallah. Yok hiç olmadı. Daha da sevdim sizi. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Hele şarkı söylediğinizi duyunca daha da heyecanlandım. Çok şıksın ya, çok güzelsin. Ay, teşekkür ederim. Hayır, hiç böyle değilim. Beni zorla giydiriyorlar ve süslüyorlar. Bayağı biliyormuş gibi her mesela. Kıyafetin rengiyle göz makyajın, çizme, ben oturuyorum ve Fatih Bey bana bunu giyeceksin, şunu süreceğiz diyorlar. Sahiden mi? Gerçekten. Aynaya bile bakmıyorum yani. Bilmiyorum gerçekten. Nasıl olur böyle bir şey? Bilmiyorum yani öyle bir şey mekanizmam gelişmemiş çocukluğumdan beri. Hiç olmadı. Hiç olmadı. Ha bir küçük bir dönem olmuştu. Hani böyle ergenlik sonrası böyle daha süslü ve güzel gözükeyim. Ha, o kızlarda olur öyle bazen. Oldu, ondan sonra zaman kalmadı buna. Nasıl yani. Zaman kalmadı? Şöyle zaman yani konsantrasyonum başka bir şeye yani... Nereye? Atıyorum. Gala'da mesela, gala diye örnek vereyim diye diyorum. Film nasıl olacak heyecanıyla son dakikaya bırakıyorum kıyafeti düşünmeyi. Yani gibi. Mesela Oscar'ı falan alsan evet. Yandık öyle. Konuşmama odaklanırım, ne giyeceğim önemsiz gibi oluyor. Yani. Ama neyse onu alınca da seni giydiriyorlar. Evet, ben onu çok sevdim. Beni giydirin ya da beni süsleyin gibi bir şey çok güzel. Kim yapıyor o işi? İşte dostlarım, arkadaşlar, ekip. Yapımcılar var, ekip var, danışmanlar var falan evet. Filan. Ama vallahi siz biliyorsunuz aslında, aslında büyük konfor aslında. Haklısın. Tabii. Yani buna çünkü mesai mesela her gün sabah mesela. Aynen mesai. Bunu mu giyeyim, şunun altına bunu mu yapayım? Beni çok zorluyor ve yoruyor. O yüzden hep aynı rahat ettiğim şeyleri giyiyorum. Hep aynı şeyleri giyiyorum. Liseden kalma çantam, ayakkabım vardır mesela. Ama yeni nesil böylesiniz hepiniz biliyorsunuz. Öyle mi? Yani bir grup tabii bir grup şey var nedir? Kokoşlar var böyle işte anasının çantasıyla gezen falan, dudakları yapılmış olan bir takım kızlar falan var ama çoğunluğu mesela benim kızım da öyle. Abi yırtık pırtık geziyorsunuz ortalıkta, bakıyorum sefalet. Yani diyorum ki Zeynep, seni birisi görürse utanırım ben, bu adam çocuğuna para harcamıyor, para vermiyor falan derler diye. Hepiniz öylesiniz ama. Evet, rahatımıza mı düşkünüz acaba? Aslında büyük rahatlık, doğru söylüyorsun. Tabii yani topukluyla bir yere gitmekle rahat bir ayakkabıyla da şey oluyor. Son derece haklısın, ben de bundan sonra giyineceğim. Karar verdim, çocuklar birini siz giydireceksiniz bundan sonra. Bu iş seni Yiğit. Tamam mı? Ama siz çok iyi giyiniyorsunuz zaten. Yok estağfurullah. Hep güzel giyiniyor Yiğit. Bana kimse karışmıyor. Ben kendi kendime giyiniyorum. Böyle bir konforum yok ama olmasını isterdim. Ne yapıyorsun? Anne oldun. Evet. Kaç yaşına geldi? 16 aylık. 16 aylık. Evet. Oo, en tatlı zamanlarında evet. Biraz daha var efendim. Şu anda hiç olmazsa seni daha henüz delirtmiyordur. Delirtiyor ya. Delirtiyor mu? İnatçı. Aynen abi, böyle. Abi bir şey değil bir de sonra söyleyeyim. Vallahi mi? Tabii. Yandık o zaman. Ya ama çok sevimli bir delirtme bu. Yani hani ben mesela... Huysuz, inatçı ve istediğin yapma hareketlerine gülüyorum. Ama gülmemem de lazım. Hani öyle şeyler var ya, pedagoglar evet. Bilmem ne, gülmeyin dalga geçtiniz zanneder ya da kızmayın bilmem ne. Perişan haldeyim şu an yani, ne yapacağım bilmiyorum. Bence pek genel pedagoglar. Öyle mi? Ben, ya annesin sen. Sen anneden, İçgüdümüz hep doğru. İçgüdüden daha güzel bir şey doğru, var mı yani? Doğru. Onu ne yapacağını... Sonuçta senden çıktı o yani. Doğru. Senin gibi bir şey olacak eninde sonunda. Yani İnşallah genden. Babaya da benzeyebilir. Allah korusun. Mesela ben benim kızı kurtardım. Benimki bana benzemedi. Ama şey diyorlar Fatih Bey. İlk kız babanın birebir aynısı olur. Karakter olarak bana benziyor. Heh, öyle derler. Karakter olarak bana benziyor. Yok. Orada da benzemiyor. O iyi bir insan. Ya aşk olsun. Benziyordur. Kesin benziyordur. Peki babasıyla ilişkisi nasıl? İyi. Orada evet bir aşk diyorlar ya başladı o. Başladı o flört bilmem ne. Göz baba babam falan. O mesela. Çok artacak ileride merak müthiş etme. Yani. Anneden önce baba dedi zaten. Bütün herkes baba der çünkü babayı demek kolay. Bence de ya anne de iki tane ne var anne falan. Anne de iki tane var söyle bir söyle. Ağzını açık alsan baba oluyor zaten. Bence de oh bak şu an daha da rahatladım. Hiç rahatla yani. Baba. Bak çocuklar ne olursa olsun annelerinden kovmuyorlar. Değil yani, mi? Babalarına çok aşık da olsalar çok yakın da olsalar bir kere bak kız çocuğu anneyle olacak.
Senin ayakkabını giyecek, senin takını takacak, senin elbise, senin gardırobuna dadanacak. İnşallah bu süslü hallerime örnek alır. Çünkü ben mesela bugün mesela buraya hazırlanırken kızım bak bak anneni süslü hatırla. Hani süslüymüş gibi bak diye böyle şey yaptım. Açıklama o, yaptım. Kendi onu. Yolunu bulur. Hiç dert etme yani. İyi insanlardan iyi çocuklar çıkar. Ay teşekkür ederim. Sen hiç gönlünü ferah tut. Gelelim filme. Evet. Daha bir sürü şey konuşacağız. Arada bir filmi de konuşalım. Çünkü film için buradayız aslında. İşin özünde. Filmin senin doğumunla bir alakası var mı? Yaşadıklarınla. Tabii. Yani şöyle oldu. Ben iki tane başka bir film yazmaya çalışıyordum. Hani hikayelerini bulmuştum, tretmanlarını yazıyordum. Fakat odaklanamıyordum. Yani çünkü bebek uyuyor, uyumuyor. Benim kafam orada anksiyetem de... Yani biraz kaygılı ve panik bir tip olduğum için de çok rahat bırakamıyorum. Evet, konuştuk. Dolayısıyla ben dedim ki eyvah ben yazamıyorum. O zaman ben bunu yazayım dedim. Ve hani bu lohusalık süreci enteresan bir süreç. Komedi yani komik bir dille ele alınırsa kadınlara yardım edebilir gibi geldi bana. Çünkü tespit ettiğim bir takım noktalar vardı. Annelerin biraz dürüst olması, yardım istemesi gibi. Ya da babaların biraz daha topa girmesi gibi. Bilmiyorum tabii sizin babalık seviyeniz. Konuşacağız, hepsini konuşacağız. Aynen tabii. Ama biraz öyle oldu. Yani ben hatta bir Instagram denemeler yaptım. Birkaç video koydum böyle yorgunluk, uykusuzluğu biraz tiye aldım. Baktım alt taraf... 20 milyon izleniyor, alt yorumlar 60 bin falan. Oo dedim burada bir şey var. Bir şey var. Kadınlar bu ile ilgili konuşmak istiyor. Bunları yazdın ve koyduğun şeye. Video çektim. Birkaç böyle bir örnek sahnelerini. Oradan dedim ki evet burada bir açık var. Bu kadınlar bu dönemi konuşmak istiyorlar deyip Bodoslama girdim ve çok da hızlı yazdım. Ya aslında biraz kendi hikaye. %1 milyon. Ha %1 milyon kendi hikaye. Ya şöyle %1 milyon derken kesinlikle etkilendim. Yani bu süreçte ama birebir ben değilim. Yani ben... benim hikayem biraz daha farklı. Yani her anne ve çocuğun hikayesi farklı. Ben biraz ortak bir anne bulmaya çalıştım ve onu buldum. Peki Onur kim? Onur da kocam değil. Herkes onu istiyor. Maalesef değil. Çünkü onunla da ilgili açıklamayı şöyle yapayım. Yani ortak bir anne bulduğum gibi ortak bir baba bulmam gerekiyordu ki empati ve hani şey yakınlık veya işte sıcaklık çoğalsın diye. Kocamın olmayışı şu yüzden. Onu da çok yazmak isterim ama çok malzemem yok. Çünkü o hep 6 gün setteydi. Yani kulüp dizisindeydi. Doğum yaptığında 2 gün izin aldı. Ondan sonra Alparslan'a geçti. Yani yoktu 6 gün ve akşamları geldiğinde o kısacık uyku öncesi vaktinde ne yaparsa onu yapabiliyordu. O yüzden yani, eleştirebileceğim bir şey yoktu yani. Evet ya keşke olsaydınız. Zevkle de yapardım. Bence yalan de yapardım. Yok. Bence de yapardım. Kocalar ne yarar ki zaten? Evet, yani. Evet yani değil mi? Güzel bir benzeteceksin onu yani. Yoksa insan niye evlensin ki durduk yere? Makine evet, belamı alsın. En büyük eğlence o. En büyük eğlence o. Peki ilk oturdun. Nasıl başladın yani? Çünkü bayağı eğlenceli bir şey yazmışsın. İzlemedim ama bizim çocuklar bana böyle bir çıkarmışlar özetini. Bayağı keyifli, neşeli bir şey yazmışsın. Evet. İlk oturdun. Neydi içindeki duygu? Ben neyi anlatmak istedim? Neyi anlatmak istedim biliyordum işte. Bu hani özet olarak bir annenin bu yani şöyle bir şey. Lohusalık yaşanan bir şey ve her annede de farklı oluyor. Hormonal değişiklikler var, uykusuzluk var, panik var, anksiyete var. Bu farklılaşabilir. Yani kimisi ağır geçiriyor, kimisi çok hafif geçiriyor. Hani daha rahat bir anne belki teğet geçiyordur ondan o depresyondan ama bir tane benim gibi kaygılı ve inanılmaz obsesif bir insanın içine girdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben mesaj olarak biraz kendimle ilgili şunu fark etmiştim. Ben biraz yardım isteyemedim. Yani ben iyiyim ya, uykusuz değilim ya. Hallederim ben ya. İyi çok kullandığımı fark ettim. Oysa ben kocacım, anneciğim, kayınvalidecim, dadıcım, kim varsa evde yardım edeyim. O da biraz ekonomik ne derler? Ekonomik özelliklerine de bağlantılı bir şey. Yani dadı tutabilme şansım var. Ekonomik gücüne bağlı. Ekonomik gücüne bağlı. Fakat bendeki şu işte yardım isteyememe ve bırakamama. Beni perişan etti. Sen de her şeyi kendi yapma arzusu evet. Olan takıntılı, kontrol freak insan tipi. Müthiş oyum yani. Ve ya, ben genelde de yardım isteyemeyen bir insanım. Yani ben düşsem hiç kendim hallederim yani. Dolayısıyla bu beni mahvetti. Hayatım kaydırdı. Ve böyle anneler olduğunu da düşündüm. O yüzden de mesajım benim. Lütfen anneler yardım isteyin. Yardım istemekten korkmayın. Ve diğer eski anneler de yaşlı demeyeyim ayıp olmasın ama önceki anneler siz de yeni anneye hava atmayın. Yani, ne var canım bunda? Ama biz parmağımızla bir 3 çocuk ben büyüttük. Ben 5 tane büyüttüm. Hani hava atın iyi geliyor size ama bu kadın da yazık yani perişan. Burada bir sıkışmışlığı var onu bir anlayın. Anlayın. Bir empati. %100. Ama benim bu filmde bir tık kulağına çektiğim bir kesim kim? Babalar. Babalar. Onu söylemek zor değil mi şu yüzden? Tabii ki bu da farklı yani her baba çok başka ama... genel olarak ağırlıklı olarak benlik bir şey yok cümlesini çok duydum. Arkadaşlarım eşlerinden de duydum. Sosyal medyada da baktım. Yani bir benlik bir şey yok ki. Ben meme vermiyorum ki. Ben uyutmuyorum ki. Biraz böyle oluyor babalar. Ben de diyorum ki sizlik bir şey çok var. Bu çocuğun diğer ebeveyni sizsiniz.
rica etsem biraz topa elinizi sokar mısınız gibi bir şey istedim. Ne bekliyorsun babalardan peki şimdi? Çocuk doğdu şimdi. Ben kendi şeyimi anlatayım. Tamam. Doğdu. Anneyle çok yakın işte. Emziriyor, bilmem ne. Bize düşen bir altını değiştirmek. Başka? Ama olmaz. Şimdi uyutmayı denemek gerekiyor. Çünkü bir bebek sadece annede uyuduğunda sadece annede uyumaya devam ediyor ve anne dolayısıyla uyuyamıyor gibi oluyor. Babanın da o ten teması, koku, uyutma hareketlerini öğrenmesi çok gerekiyor bence bir. İkincisi annenin, şimdi şöyle bir şey var, ev işleri yapan anneler var. Yani yemek yapan, evi temizleyen, misafir ağırlayan bir de bebek bakan. Evet, bu durumda da babanın ya sen çocuğuna odaklan ben evi çekip çeviririm de cümlesine ediyor evet, olması doğru, gerekiyor. Doğru, doğru. Yani babanın aslında çok, yani şöyle bakacak baba anneye, anne perişan, anne yorgun, anne biraz psikolojik olarak şey, ben onu mutlu edeyimi yapıyor olması lazım. Nasıl yapacağını ben bilmem. O evin şekli. Son derece haklısın bak. Evet. Bu %100 doğru. Yani anneye yardım illa çocuğa bakmak değil. Çocuğa değil. Bakamıyorsan eve bakarsın. %100 kesinlikle. Ortalığı toplamıyorsan yemek yaparsın. Yemek yapamıyorsan bulaşığı yıkarsın. Aynen öyle. Yani ucundan tut. Tut ya bir şeyin ya bu filmi sen bunu anlatıyorsun aslında. Kesinlikle. Hem annelere de kızıyorum. Başka annelere eleştiren. Yardım isteyin diyorum. Yardım istemesini sağlayın diyorum. Babalara da topa girin diyorum gibi. Ya bir sürü kesime bir şeyler anlatıyoruz. Güzel yani bir muazzam bir sosyal mesajların var anladığım kesinlikle kadarıyla. Kesinlikle var. Hayalim de bu yönde izleyiciler. Sosyal içerikli bir film çekmiş evet, vaziyetteyiz. Evet. Yani babalar topa girin. Evet topa girin. Anladığım kadarıyla sen bayağı sıkıntı çektin. Ben kesinlikle. Benim ama sıkıntım şuydu. Babalar herkes baba öyle diyor. Baba sette. Hani baba vardı ama yoktu değil. Baba sette. Kaynana belli ki bizim gelin de pek beceriksiz. Ben bunları yaptım. Değil ya. Annen de dünürle yarış halinde. Ya ben öğrettim ama öğrenmemiş noktasında. Ben çözdüm durumu tamam. Bak, aileyi yıkarımdan 5 dakikada. Bak dünyanın en dürüst o insanıyla dürüst olmaya çalışacağım. Ama valla öyle olsa da söylerdim. Benim kendime gol attığım taraf şuydu. Gerçekten de güvensizliğim ve psikolojik olarak işte kaygılı bir durumum benim çok arşa çıktı. Yani atıyorum benim ekonomik olarak yardım alma şansım var. Hiç yalan yok. Ben hemşire bir arkadaşım, çok tatlı arkadaşım gelmiş Neslihan. Buradan da selam. Neslihan'ın şu cümleyi ettiğini hatırlıyorum. Gufsi'cim ben senin uyuman için buradayım. Beni gözetlemekten vazgeç. Çünkü ben bırakamadım. Sen ona da güvenemiyorsun. Kimseye güvenemedim. Abi, çok haklısın. Dolayısıyla ben kucağımda uyuyor. Ulan uyursam üstüne kapanırım. Yatırsam ya dönerse. Ya ağzına emzik kaçarsa. Burnu kapanırsa. Şimdi de bende boğulma korkusu. Herkes korkularını yansıtıyor ya. Ben kapalı yerde duramam. Aha bak buraya gelirken bile asansörü binmem inşallah dedim. Bindim ama böyle goy goy atlattım onu. Normalde bilemem. Yanında çekiç vardı. Söylesem ben seni merdivenden alırdım. Vallahi. Baktım kork yani tedirgin olmayınca bindim bir şey olmaz dedim. De Fatih Bey bizi kurtarır gibi geldi. Sizde o şey var kontrol. Aynen. Öyle şekilde. Dolayısıyla benim korkularımı çocuğuma yansıttığım bir süreç oldu ve ben uyuyamadım. Halüsinasyon görmeye kadar da uyuyamadım yani. Hatta stresim benim bağırsağımı etkiledi ve ben de ülseratif kolit oldu. Duydunuz mu bayağı? Evet bayağı. Duymadım da yani. Ya bayağı kanlar içinde bir bağırsaktan bahsediyor. O kadar zor bir hastalık. Tabii yaralı bağırsak yani. Bu Sertab Erener'de vardı bir zamanda. Öyle mi bilmiyorum. Galiba. Ya benim yaşadığım buydu ve doktorun açıklaması da stres. Geçti değil mi şimdi iyi? Geçti ilaç ama ömür boyu ilaç kullanıyorum. Yani. O yüzden dediğim gibi her annenin sıkışıklığı farklı. Birbirinden çok farklı. Ama sen özünde anne olmanın zorluklarını, evet, babalardan beklentileri, aile büyüğü kadınların, diğer yani annelerin, anneanne ve babaannelerin konuya nasıl yaklaşmaya gerektiğini biraz böyle anlatan, yeni neslin çocuk büyütme sıkıntılarını paylaşan ve biraz da yön gösteren bir şey yaptın. Evet. Kendi yanlışlarından, kendi hatalarından yola çıkarak. %100. Bu dürüstlüğü de şu yüzden yani bu kendi yaşadıklarımı anlatıyorum ki yaşayanlar da kendini rahat hissetsin. Ama şimdi bizim çocuklar çok gülmüşler. Ha, evet. Şimdi bu anlattığın dram senin. Bayağı bir dram aslında. Değil. Şöyle, lohusalık etkilerini işte fiziksel, hormonal, psikolojik olarak falan bunları komik bir şekilde ele almayı bildik tabii ki. Çünkü abartılı bir tür ya komedi. Evet. Çok eğlenceli. Halüsinasyonun tadını çıkarabiliyorsun ya da uykusuzluktaki o şapşal haller çok eğlenceli ve keyifli aslında. Bu kadar trajik bir şey değil bu lohusalık. Hem de bitiyor. Ama benim sevdiğim şey komedi daha hızlı giriyor ya herkesin beynine, kalbine veya işte içine neyse. Komik bir dille anlattığın trajik bir hikaye olsa bile sonunda vereceğin mesaj, duygusallık daha güzel geçiyor. Daha güzel geçiyor. O yüzden çok komik bir film ama sürprizlerimiz olabilir. Gibi bağlayayım burayı. Kadro genişimi kimler var?
Kadro geniş. Valla 20'ye yakın. Benim ilk en kalabalık filmim. Esra Ruşen var, Hazal Türesen var, Onur Gürçay var, eşim oynuyor. Alper var, Cihan var. Onur oynuyor yani. Onur oynuyor. Aynen. Onur kocam oynuyor. Çok da tatlı bir eşim oldu benim filmde. O da olaya çocuğu olmamasına rağmen çok öyle da anladı. Öyle bir dedi ki gerçek hayatın aksiymiş gibi duruyor. Gerçekten. Ben öyleyim ama hemen arkadaşlarım sahiplenirim ve severim. Harika bir film oldu. Yani ne derler? Sorunsuz bir film geçirdik. Artık şey dalgası var ya, biz çok eğlendik. İzleyiciye geçirin şakasını da yapmaktan da bıktık ama vallahi de maalesef öyle oldu. Çok eğlendik. Ama mesela onu hep söylerler ama setlerde mesela bazen arkadaşların filmleri falan setlere gidiyorum. Hakikaten eğleniyorsunuz çoğunluğunda. Evet, komedi yapıyorsunuz. Yani içeride gıcık bir herif yoksa gene de eğleniliyor. Zaten gıcık herifi almamaya çalışıyorum. Evet, o gıcık herif kenarda kalır böyle. Evet, ben zaten istemem. Ben sokmam bile. Hemen gıcıklığı hissederim. O gıcık insanı herifi almam ben. Sevmem. Çünkü şey düşürür. Bütün enerjiyi emer. Aynen. Bütün elektriği aşağı çeker. Ben felakettir. Eve hemen ellerimi bağlarım, böyle konuşmam dururum. Hiç sevmem. O yüzden de benim setlerimde şansıma enerji olarak yönetmenlerimin sayesinde, yapımcımızın, ekibin hep güzel insanlar ellerini koymuş. Ne zaman çektiniz onu? Valla Ekim'de başladık. Kasım sonunda. Ha, taze daha hemen. Tabii taze. Hemen hızlıca bir montaj süreci. Bayağı hızlı. Hemen montaj yapılmış. Çok sıcağı sıcağına oldu aynen, yani. Aynen, fırından çıkmış. İçine hemen kaşar konmuş. Mükemmel. Süper. Aynen. Ne zaman giriyor yayına? 19 Ocak'ta. 19 Ocak. Her yerde. Her yerde. Süper. İnşallah iyi bir şey yapar. Evet, inşallah. Bugünlerde komedi filmlerine ihtiyaç var. Çünkü sokağa çıkıyor insanın yüzü gülmüyor. Yani kimsenin yüzü gülmüyor. Evet evet, doğru. Yani en böyle pahalı, insanların daha keyfin yerinde olacağını düşündüğün falan yerlere gidiyorsun. Böyle bir karış suratla oturan keyifsiz insanlar var. Evet, stressiz. Yani altta böyle bir de çok şey yaşıyoruz ya biz Türk halkı olarak da biraz böyle bir problemi hızlıca üstünden geçmeyi de öğrendik ama altta bir şeyleri zedeliyor evet, bu herhalde. Yani. Ve alt metinde bir ses böyle eyvah yeni kötü bir şey olacak eyvah. Geçiyor falan. O yüzden bir tedirgin ve belirsizlik. Bir de belirsizlik bence insanı en çok yoran ve psikolojisini bozan şey. Ben onu fark ettim kendimde. Kötü bir şeyi anlayıp çözebiliyorsam ama ya bir şey olursa durumu bizim psikolojimiz bence alt üst etti. Ne olacak acaba? Evet, ne olacak acaba? Yarınımız belli değil. Yarınımız gibi belli. Bir şey var. Kalsak mı gitsek mi? Evet. Gitsek mi kalsak mı falan böyle sürekli bir ekonomik kriz olacak mı olmayacak mı? Evet. Oluyor mu olmuyor mu? Aynen, yani kar yağacak diyorlar. Ben mesela şakası yapıyorum. Şimdi bizim filme herhalde çığ düşer gibi diyorum. Yani o kadar negatif şeyle büyük negatif şeyler oldu ki mesela artık şakasını yapabiliyoruz geçtiği için çok da aslında trajik bir dönem bu pandemi süreci ama ben inanamamıştım yani Wuhan'da bir virüs varmış geliyormuş ya dalga geçiyorlar benimle ya ben çünkü hep böyle komplo teorileri işte küçük bir olayı büyüten bir beynim var benim kaygılı da bir tip olduğum için ya bence bu çok garip bir virüs bu bir şey olacak falan diyorum herkes dalga geçiyordu benimle. Lan ki sinemalar kapandı ve hayatta belki... Sinemalar, lokantalar her yer kapandı. İnanılmaz bir şey yaşadık yani. Evet. Ve şu an mesela o döneme çok garip hatırlıyoruz. Eğlenceli sanki bir hatırlıyor olmamış gibi hatırlıyoruz. Olmamış gibi de hatırlıyoruz. Mesela benim filmimden bu zamana 4 sene geçmiş bana 2 sene gibi geliyor. O 2 evet, sene pandemi... O 2 seneyi sildik evet. O pandemi dönemini sildik. Evet yani çok değişik. O yüzden her şey olabilir. Yani bunu da hep yapıyorum şakası ama hoşuma gidiyor. Uzaylılar bile gelebilir Fatih Bey. Belki de gelmişlerdir. Öyle mi diyorsun? Ama ben şey gibi mesela şu an biz çekim yapıyoruz ya bir gölge gelsin. Biz ne oluyor diyelim. Bank koşarak cama gitsin. Bak ben tırsarım. Hayır. Ben çok korkarım böyle şeylerden. Korkmayacağımız uzaylılar geldi. Ha iyi uzaylılar. İyi tatlı, tatlı uzaylılar. Şeker uzaylılar. Hani dursunlar orada ve ben Twitter'da böyle deli gibi heyecanlı. Ben bu uzaylının iyisini görmedim daha. Ama film. Belki bize o denk gelir. İnşallah. Peki belki şey olsa mesela diye. Fatih Bey sizi seçtik deyip seni mesela gemiye alsalar. Abi almasınlar. Ya ben böyle şeyler söylüyorum. Ben huzurum çok yerinde. Ama seni seçiyorlar diye. Öyle bir misyon yüklenmez mi? Hiç böyle misyonda falan benim işim olmaz. Ben evime gideyim buradan. Ben uzaya muzaya falan. Şimdi. Ama abi tanımadığım adamlar. Ne işim var onlarla? Ama peki bütün dünya diyor ki sana işte muhtacız Fatih Bey sen gidersen bu iş çözülecek. Ha öyle. Uçar mısın mesela onların seni ışınlamasına izin verir misin? Hani ben gidersem herkes kurtulacaksa evet. Tamam o zaman tamam. Tamam. Yani hani herkesi var ama en azından ailemi kurtarmak için. Yani herkesle beraber onlar da kurtulacağı için ama. İyi yaparsınız yani. Yaparım herhalde ama İyi, yani. Tamam. Buradan uzaylılara. Hani vardır ya böyle bazı tipler. Uzaylılar beni kaçırsın. Ben uzaylılar. Hiç öyle bir derdim yok. Ha yok. Öyle bir derdim yok benim. Kimse kaçırmasın. Ne uzaylı ne dünyalı. Doğru. Ama şahit olmak ister miyiz? Bence ölmeden ben isterim. Bu. Ya bazı şeylere şahit olmasak daha iyi olmaz mı? İlla her şeye şahit olmak zorunda mıyız ya? Ya bizim kuşağın başına gelmedik kalmadı bir de o mu? Evet. Evet ya sizin çok daha değil mi ya? Yani darbeler, durbeler, onlar evet, bunlar, evet. Darbe girişimleri. Ama bir uzaylı yakışmaz mı? Neyse ben
Bir o kaldı zaten. Yani bir o kaldı evet, zaten. Yani o da olursa tam olur. Dört kol şey gideriz buradan zaten ondan sonra. Peki ister misin de mesela sana gelse uzaylılar kaçırsa da? Ben çok isterim. Saydın. Ben meraktan öleceğim işte şeyden çekimden önce konuştuk ya sizinle. Christopher Nolan'ın filmlerini çok. Ben oradaki o kuantum, fizik, teoriler bayılıyorum. Onlara zaman, ben de bayılıyorum. İşte ama onları gerçek anlamda yaşamak ne bileyim ben ya. Yani uzaylılar gelmiş bir mesaj göndermiş. Bütün dünya bunu çözmeye çalışıyor. Mükemmel olmaz mı? Aa, o da öyle bir film var biliyorsun değil mi? Çok Eray var. Evet çok güzel. Ben zevk alırım. Çok güzel. Bir de niye biliyor musunuz? Ben mesela felaket filmlerini de çok severim. Sanki kendi dertlerimizden uzaklaştıran başka büyük bir dert oluyor ya. Bütün dünyayı da yani. Ay ben hiç sevmem. Ya. O kadar çok dert var ki bir daha niye dertliyim? Zaten dünyada yeterince stres var. Bir strese daha girip... Ama küçük derdi öldüren büyük bir dert. Anladınız mı? Hani ben mesela onu severim. Bak bu da fena fikir, düşünce tarzı. E tabii. Hay şey vardır mesela bu Amerika'nın biraz da böyle emperyalist bir filmlerinde bir şey. Evet var. Amerika. 4 Temmuz. Hani bayraklar falan. Orada mesela hep kahvaltı eder bir aile veya işte çatışan insanlar, savaşan birden bir gemi gelir. Herkes silahları bırakır el ele. Ortak düşmana karşı el ele. Ben o yüzden de önemsiyorum. Dış büyük bir problem. Mesela ben onlara bir tek Transformers'ı seviyorum. O tırlar mı da hoşuma gidiyor. Ay işte ben de onu hiç izleyemem. Bak orada ayrıldık Fatih Bey'le. <yandık. gülüyor> Niye o da iyi? Yani o da erkek bir şey. Oyuncak arabalar yani şey o bana mesela çok gelmiyor. Şaka yapıyorum zaten. Ben tamam, de bayılmıyorum zaten. Ben, tamam. Ama mesela şeyi çok sevdim. Az önce bahsettiğin Interstellar. Ay evet ya değil mi? Yani benim herhalde ilk 5 filmime girer. Benim de %100 öyle. Ama Inception'ı da sevdin sen galiba. Yo ben Inception'da yönetmenin bu cesaretli hareketlerini çok beğeniyorum. Çok acayip değil mi? Çok acayip. Üşenme işine de hayranım. Ama Interstellar'da başka bir duygusal olarak da bize etkiler... Interstellar daha duygusal. Evet. Ama Inception'daki o çok boyutluluk böyle. O rüyadan rüyaya, rüyadan rüyaya. Bir süre sonra sen de o rüyanın içine kaybolursun falan. Çok acayip bir filmdi o da. Zaten beyni... Interstellar mesela ben o boyut ve zamanı ilkinde anlamadım. İkincisinde bir tık anladım. Üçü zevk alıyorum. Her izlediğimde bir şeyler daha çözmeye yaklaştığım için de seviyorum. O yüzden böyle o adamın filmlerinde... Beni bir şeye düşünmeye ittiği için de çok zevk veriyor. Oppenheimer'ı seyrettin mi? İzledim aynen. O da çok güzel. O da enteresan. Ama Interstellar'a etkilenmedim. Barbie mi Oppenheimer mı? Barbie izleyemedim hala. Aa. Vallahi izleyemedim. Ama yok şöyle çok film zamanla denk geldi tamam, o yüzden kendi izleyeceğim. Kendi işlerine denk geldi. Aynen aynen. Barbie de çok güzel filmmiş. Ben de seyretmedim. Utandım seyretmeye. Şimdi gideceğim orada çıkışta heyecanlı pembe ceket falan alırım diye korktum. Aa güzel bir konu. Bunu şuraya bağlayabilir miyim? O da sosyal sorumluluk. İsim yere bağla. Benim mesela başıma şöyle şeyler geliyordu. Afişlerde kadın filmleri yazıyorum. Yani kadın karakterinin ana hikayede hikayede ana karakter oluşuyla ilgili. Ve dolayısıyla afişte çoğunlukla ben vardım. Elçilerin Savaşı'na biraz yandaydım ama kadın filmi olduğu belli oluyordu. Yani kadının yazması bile kadın filmi delirtiyordu filme. Ve biz fokus gruplarda ve analizlerde erkekleri benim filmlerime getiremediğimizi fark ettik. Aa söyledin mi? Ve demeçte de şuydu. Ya afişte kadın olan filme ben şimdi nasıl bilet alayım gibi. Aynen demin dediğiniz şakanın bir benzeri. Sonra buna üzüldüm. Neden ben erkek filmlerine gidiyorum ama kadın hikayesini erkek niye merak etmiyor gibi bir... Şeyim var, üzüntüm var. Buradan da erkek ben kadın hikayelerini çok merak ederim aslında. Ama sinemada büyük ihtimalle bilet alırken görüyoruz ya bir adamı. İnisiyatifiyle bir bilet. Mesela Barbie'ye bunu da duyduğum için diyorum. Barbie filmine de gittim dedirtmem kendime durumu da var ya. Yok ben şeyden yani çıkınca pembe... Çünkü ben filmlerin çok etkisinde kalıyorum. Tamam anladım. Mesela ben şeye gitmiştim. Neydi o filmin adı? Taxi Driver'da bir film vardı. Evet, artık. Evet. Yaşın tutmaz tabii senin de çok eski bir film. Gittim sonra bir baktım kendimi oradaki herif gibi giyinmeye başlamışım. Yani neredeyse saçımı öyle yaptıracaktım. Yani o kadar filmler etkiliyor beni. O yüzden mesela Barbie'ye gidersem çıkıp pembe giyerim diye korktum. Yani ulan herif abla pembe giyiyor. Geç pembe giyen çok adam var değil ama yani, değil bana yakışmazdı diye düşünüyorum. Ben bu kutonlar daha çok yakışıyor herhalde. Peki başka bir şeye geçeceğim. Bambaşka bir yere geçeceğim. Tamam. Yıllardır bu işin içerisindesin yani gösteri dünyasındasın, sinema, dizi, film. Çocukken de hayalin bu muydu? Evet. Hep böyle bir şey misin? Böyle bir şeyden ziyade şöyle, ilkokul 2. sınıfta komik bir şey tasarlayıp daha doğrusu sahne sınıfta tahtaya çıkıp bunu oynardım. Bir Cansel diye bir arkadaşımla. Demek ki ben çocukluğumdan beri zaten bir şey... Yaz ve oyna. Yaz ve oynaymış. Bunu sonradan fark ettim. Sonradan hatırladım daha doğrusu böyle bir şey yaptığımı. Ve yetişkin halinde de bunu yapıyorum. Ama hayalim dürüst olayım. Daha yönetmenlik, daha hani kamera önü...
seviyordum ama kariyer olarak kamera önünde olacağını düşünmüyordum. Daha senarist yönetmen gibi bir yerden devam edeceğimi düşünüyordum açıkçası. Ama annem de şunu hatırlatıyor bana. Ben sen daha küçükken Oscar törenini izleyip ben de bir gün buraya gideceğim falan diyormuşum. Bak enteresan, demek ki o ilgi görme şeyim de varmış, varmış yani. Gibi. Ama komedi hep buydu. Yani komediydi. Hep komediydi. Çocukken de komiklik yapıp böyle ilgi çekmeye çalışırdım. Demek ki türüm belliymiş. Ama bunun yanında ben mesela en zevk aldığım şey benim resim aslında. Yani ben mesela kariyer yolculuğum bir gün durursa ben resime hızlıca geç... Çok severim, evet, yapıyorum. Yapıyor ben. Musun? Yapıyorum. Sergi? Yok daha yani. O nasıl ya? Yani hakkını şu an veremiyorum çünkü tamam odaklanmam ve hani... Nasıl, yağlı boya, sulu boya? Ya, akrilik, yağlı boya, karakalem, şey... Her türlü. Her türlü çok eğitimini seviyorum. Aldın mı? Eğitimini almadım ama okul... Doğal yetenek. Okulda resim öğretmenleri hep beni çok severlerdi ve sergiye çıkarırlardı. Evet, hep yetenekli bulurlardı yani. Çok seviyorum. En sevdiğim şey hatta. Evet evet, resim. Ben müzik de... yok. Müzik yok desene ben de. Vallahi müzik de yapabilirsin. Yok. Enstrüman şeyim yok. Spor ve müzik zekam yok. Bence müzik yapabilirsin diye düşünüyorum ben. Mesela sende bu konuşma hızıyla şahane rapçi olabilirsin. Yok. Onda da ne olur biliyor musunuz? Beynim beni sabote ediyor. Unutacaksın, unutacaksın. Kelimeleri... Rap'te unutsan da kimse bir anlamaz ki. İşte evet, uydururum, o uydurursun, olabilir. Uydurursun, aynen. Çünkü bu hızlı sizde de var bence. Siz de çok hızlı. Zaten biz bu programı çekiyoruz ya. Yavaşladık. Bunu biz 15 dakikada çekeceğiz, 1,5 saatte oynatacağız. Evet, böyle. Çünkü sen şey benden oluyor. Daha hızlı konuşuyorsun. Ya. Bir de böyle hani şey oluyor ya böyle. Hani deli deli giriyor, çomağını saklar değil mi? Tamam işte deli deli giriyor, çomağını gösteriyor. Ben hızlı, sen hızlı. Sonunda bir ışık hızıyla konuşuyor. Yani ses hızını geçip ışık hızına geçeceğiz. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Ben seni çok iyi anlıyorum. Evet, ben seni çok iyi anlıyorum. İnanılmaz, evet, çok enteresan. Ama şunu yaşamış mıydınız? Bana mesela dediler ki yavaşla, yavaşla. Bana dediler. Tamam dedim. Ben de tamam. Yavaşlayınca kelimeler üst üste binip dökülmeye olmuyor. Kalıyor, unutuyorum. Unutuyorum, salaklaşıyorum. Böyle kalıyorum, olmuyor. Stres oluyorum, terliyorum falan. Peki mesela seni evde anlarlar mıydı? Mecbur artık. Yani mesela babam hayat boyu anlamadı. Annem tercüme ederdi. Yani annem Türkçeden Türkçe'ye babama beni tercüme ederdi. Öyle mi abi? Babam ne dedi bu derdi. Anne de ben ne dediğimi yavaşlatılmış bir şekilde babama anlatırdı. Çok yaratırma. Yok, onu anlamak zorunda kaldılar herhalde. Aa iyi bak, mesela benim öyle bir iletişim problemim oldu evde. Sen şanslıymışsın. Peki okul bitti, bu işlere nasıl bulaştın peki? Okudun. Sinema televizyon mezunuyum. Biliyorum. Zaten. Aslında şöyle, babam avukat, abim avukat ve benden avukat olmam bekleniyordu. Aile işi. Aynen ve ben... Müvekkilleri kim devralacak? Bizde babalar ve kızları. Tabii. Babam abimin avukatlığını beklese de benden daha çok heyecanlanıyordu. Tabii. Onu hissediyordum. Kızım öyle bir avukat olacak ki falan. Sen de bu çayına maşallah olur musun? Evet olurdu ama ben dosya, kurallar, maddeler, bilmem anayasa falan, ben ilgimi hiç çekmiyordu. Çekmedi. Babamda da mesela inanılmaz düzenli bir şey, bir avukattır, anarşist bir avukattır. İşte böyle... Solcu mudur? Ağır solcudur. Şahane. İşte bu Siyerli Altın davasında şirketlere karşı köylülerle ayaklanır. Onlar hani bir babam böyle deli bir avukat. Ha, eylemci avukat yani. Aşırı. Dolayısıyla ben buna çok maruz, annem de Yeşiller Partisi kurucularındandır. Böyle aktivist bir anne babanın kızıyım. Ben büyük ihtimalle onların bu koşturuşundan biraz daha eğlenceye kayasım gelmiş. Nasıl olmuş adını? Devrim, direnç, deniz falan koymuşlar. Çerkez bir aileyiz biz. Anne baba Çerkez. İşte babam Abze, annem Kaberde ve bir Çerkezlikten dolayı da isimlerimiz böyle. Ama öyle bir ailede büyüdüm yani. Kamplar, çadırlar, müzikler, ateşler. İşte annem kendini zincirlerde, Ala Termik Santrali'nde ne karşı ben biberonla annem gelse de bana süt ver. Öyle bir dünya. Ben büyük ihtimalle bu adrenalini komediyle kırasım gelmiş benim. Bir de anlaşamayan bir annem babam vardı. Acayip çatışırlardı. İnanılmaz bir gerilim evde. Komedi. Ben komikliği bulmuşum. Evde gördün onu. Kesinlikle evden dolayı. Evin deliliği seni komediye yönlendirdi. %100. Ben buluyorum bunu. Çünkü annem babamın kavgasını durduruşum benim. Size bir taklit yapayım mı? İle gelişti büyük ihtimalle ve ben bunu öğrenmiş oldum. Dolayısıyla ben avukat olmayacağımı hemen anladım. Ve gizlice okulda dilekçe verip Türkçe matematikten sosyal sınıfa geçtim ve sınıf açtırdım. Sistemi okuyabilmek için. Ve gizlice gittim. Zaten çok da ilgili bir anne baba değillerdi, buradan selam olsun. Kusura bakmayın yani. Yoğun bir anne babaydı. Gerçeği söylemek zorundayım. İşte fark etmediler. Ben üniversitede ilk tercihime de girdim. Ege Üniversitesi sinema televizyon yazdım ve girdim. Peki şimdi senin ünlü bir oyuncu olduğunu falan biliyorlar mı? Tabii canım. Hayır, neyse. Biliyorlar, çok da hoşlarına gidiyor. Ve babam artık şey yapıyor. İşte kızım benim işte şeyimi almış. Benim yeteneğimi almış. Tabii. Çünkü o kendisi avukat olmasaydı Marlon Brando olacağını düşünüyor. Yakışıklı mıdır? Hoş, yakışıklı bir adam. Çapkında bir enerjisi var. Sesi de gül falan, değişik bir adam. O çapkın enerjisinden bahsetmiştin. Annen de seyredecek falan.
Yok canım o öyle bir öyle ayarlayalım. Şaka yapıyorum. Tabii tabii. Yok canım çapkın enerji. Zaten çapkın demedim. Evet enerjisi çapkın öyle. Çapkın enerjili kurtardım. Evet kurtardım. Babanı kurtardım son dakikada. O baba direkten döndü. Dolayısıyla ben de işte sinema televizyon okudum. Ve sonra İzmir'de yaşadım. İzmir, abim üniversitedeydi. Marmara Hukuk'tan mezundu o da. Onun evi vardı. Ara sıra İzmir'den İstanbul'a geldikçe ve hırslı bir çocuktum ve hep staj yapıyordum. Hatta, anne baban İzmir'de miydi? Tabii annem babam hala da oradalar. Ve ben İzmir düşkünü, çok İzmirliyim ben yani. Hala da bir gün oraya kaçıp tekrar oraya dönmek istiyorum. Hafta sonu İzmir'deydim, o kadar güzel. Çok güzel yer ya, değil şahane. Mi? Şahane. İnsanı da seviyorum, enerjisini ya, Türkiye falan değil. Hatta bir ara şöyle düşün, dedin ki ya Türkiye'de seçim falan yapılmasın. İzmir'de seçim yapılsın. İzmir ne işleyse Türkiye öyle olsun. Ay kesinlikle öyle. Abi ben... öyle huzurlu, öyle modern, öyle düzgün ki çok bayıldım. Çok yani. Pozitif. İşte buraya geldiğimde de sizin bu yerinizle ilgili dedim. Burası çok İzmir. Pozitif. Evet İzmir enerjisi yemin ediyorum. Çok önemli ya ayak bastığın şey. Bir de bizim gibi böyle herhalde enerji paratoneri mi derler? Bu tipler çok önemli bastığı yerin enerjisi. Ben o yüzden İzmir'e gidince yemin ediyorum arabayla da gitsek, uçakla da gitsek gözüm doluyor benim. Evet, hemen vallahi. Gözüm doluyor. Ben yani. Arabayla gittim şahaneydi yani. Dedim ki lan niye dönüyorum ki kalayım burada. Diye evet ya vallahi. Bu suyu oraya alamaz mıyız hep beraber? Alırım da konuklar orada yok. Gelirler hızlıca ne olacak ama. Kolay gelme ben sizi etkileyeceğim. Vallahi bu buraya biraz, yoksa vallahi İzmir'de, vallahi İzmir'de yaşamak çok daha güzel. Evet İstanbul'da niye yaşıyoruz ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Hele şimdi her şeyi uzaktan yapmak mümkün. Evet evet niye toplantılar, şeyler, çekimler. Zoom, mum mu neyse onunla yapıyor. Evet çözülüyor yani. Ben kocamın yüzünden İstanbul'dayım. Çünkü onun dizileri burada çekiliyor. Burada ben yoksa sinemayı istediğim yerde çekebilirim. Yani. Ben bunu bir düşüneyim derim. Kocanı da ikna ederim. Hande de gelir bende ne olacak? Evet. Hande de nasıl yazıyor da yani sonuçta. Aa tabii Hande Hanım oradan da hocam orada tamam. Biz hatta beraber böyle laptoplarımıza senaryo şahane, yapıyoruz. Beraber güzel, yazarız. Şahane güzel de siteler falan orada gördüm. Böyle. Oraya da inşaatları bayağı yapılmış. Çok çok. De bayağı göçen var şimdi. Çok şimdi var. Şöyle bir şey var. Deprem çekincesi de var ya artık evet. İnsanlarda. O yüzden de biraz o tarafa da kaçış başladı. Kaç İzmir deprem yeri ama. Evet aslında nereye kaçış? Neyse senin hikayeye dönelim gelin. Benim hikayem evet ben olsa sinema televizyon okuduktan sonra abim de şanssızlığıyla staj yapmaya başladım. Üniversite 1. sınıftan itibaren. Hatta Nuri Bilge Ceylan'ın filminde bir çalışmışlığım var. Zeynep Atakan'ın yanında staj yapıyordum. İşte dergilerde, reklam ajanslarında derken ben reklam yazarı oldum. Çünkü dizi setlerinde, onu anlatmam lazım. Dizi setinde staj yaparken, yani çalışırken, yardımcı yönetmenlik yaparken çok zorlanacağımı fark ettim. Yani dizi setinde yönetmen veya oyuncu olmam gerekiyormuş benim dedim. Evet. Çünkü yapı olarak da biraz orkestrası şefliği şeyim var. Yani birinin yönlendirmesini kabul etmiyor vücudum ve beynim ve benim biraz daha tepede sen çıkmak. Sen yönlendirici olman lazım. Yönlendirici olman değil. Lazım. Aynen o yapıma ters geldi. Dolayısıyla ben üreteyim bari deyip reklam dünyasına girdim. Çünkü kontrol manyağı olduğu için o yüzden. Galiba. Başkasının hatasını kabul edemiyorum. Öyledir yani yapı olarak siz de bence öyle bir insansınız. Aynen ben de öyleyim. Evet o yüzden benim biraz yukarıda olmam gerekiyor. Huyumuz diyeyim. Bozuk. Huyumuz çok bozuk. Ben mesela grup mesela hep beraber hepimiz bardakla su taşıyacağız da yapamam. Benim orada kovada beklemem lazım gibi. Olmuyor yani şey bak konudan konuya atlıyoruz. Boku yedik. Fatih ben bunu böyle olacağını biliyordum. Çünkü izlerken de o kadar mutlu izliyorum sizi. Neyse dur. Kovadan şeye bağlayayım. Abi ne staj tamam, reklam evet. Seti. Tamam reklam seti. Sonra dediğim gibi setlerde dedim ki ben başka bir güçlü bir yerde olursam iyi olur diye reklam dünyasına girdim. Ve reklam ajansında staj yaptım. İzmir'de. Yok İstanbul'da. Aynen artık abimle göçtüm, yaşıyorum. Göçtüm. Bavul aldın geldim. Ağlaya ağlaya göçtüm çünkü İzmir'den İstanbul çok tehlikeli. Çok yani, tehlikeli, garip yani. Anlamsız yer. Çok hızlı insanlar ve güler yüzlü değiller ve ben hani taksiye biniyorum. Stresli, günaydın diyorum. Bir şehir. Böyle bakıyor adam falan bana. Aa, ama bak mucize bu. Öyle mi? Taksi bulabiliyormuşsun o zaman. O zaman buluyorduk. Doğru. O zaman çok güzeldi. Evet. Ne zamandı? Eski Türkiye. Eski. Ve sonra ne yaptım? Ha, reklam yazarlığı yaparken de şeyden sıkıldım bir süre sonra. Devamlı indirim yazıyorum ben. Aslında ben komik reklamlar yani yazmak istiyorum. Abi, işte kampanyalar. Kampanyalar vesaire. Yataklarımız aynen. Satış odaklı. Odaklı oldu. Ama reklamcının da bana şu anda sonra konuşurdu ama şey kattıkları çok güzel oldu yani. Strateji belirlememde ve pazarlama dünyasında kafam çalışıyor. Sonra ondan sonra YouTube yeni çıkmıştı. Facebook falan yap yeni şeylerdi böyle. Ben dedim ki o zaman skeç yapalım YouTube'a. Ben istifa etmiştim reklamdan.
Ve şansıma da o gün yazdığım oyuncu arkadaşım Yağmur Anadolu'ya gelemedi. Ben de kendi yazdığım skeci kendim oynadım. Kendim zorunda kaldım. O sırada da Gülse Birsel Yalan Dünya dizisine auditionlar geliyormuş. Ve demişler ki bir kız var YouTube'da, şu kızla bir tanış. Ben de nasıl beni almazlar. Ben Gülse Birsel'i çok severim. Yakından da göreyim. Rol modelim bu kadın deyip gidiyorum. Ve bir şekilde oldum. Oyuncu haline geliyorum. Evet, böyle bir hikaye. Ne güzel. Evet. Şahane hikaye. Evet. Bak ne güzel. Gülse'nin de sana dokunmuş. Sen de ona dokunmuşsun. Evet. Ve ortaya şahane bir iş çıkmıştı o zaman. Az önce söylediğinden yola çıkarak bir şey soracağım sana. Bunu sormayı zaten düşünüyordum ama bu kadar yakınlık olacağını düşünmüyordum. Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan. Evet. Ne düşünüyorsun? Şimdi iki tane Türkiye'nin iyi yönetmeni. Yani ben Zeki'yi de çok severim. Diğeri zaten ben sevsem de olur, sevmesem de olur. Dünya çapında yönetmen. O tartışma hakkında ne düşünüyorsun? Yani o özelde bir şey diyemem. Çünkü Zeki Demirkubuz'u hiç tanımıyorum. Nuri Bilge Ceylan'ı bir tık tanıyorum. Sanırım çok iç ayrıntılı bütün o mesajların hepsini şey yapmadım ama sanki burada bir şey duygusu gibi geldi bana. Yahu tebrik edilmesi gerekirken tebrik edilir insan. Birbirimizi motive etmeliyiz. Sen niye beni motive etmedin? Ödül bu kadar önemli mi? Gibi başlıklar hissettim orada. Ama tam olarak kim kime ayıp ettiği tam anlayamadım. Çünkü bir taraf diyor ki senin baygınlığın kıskançlıktan oldu diyor. Diğer taraf diyor ki hayır benim o gün tansiyonum düşürdü diyor. Şimdi kimsenin de günahını almayı hiç sevmem. Hakikaten hakkaniyet baba avukat kızı olduğum için de iki kişiyle de sohbet edip doğruyu anlamak isterim. Ama bir genç yönetme adayı olarak eleştireceğin şey ne olur dersen her şeyi sosyal medyada yapmayı doğru bulmuyorum. Hele o düzeyde. Evet. Yani o biraz bana sosyal medyadan cevaplar bilmiyorum. Mesela YouTube'da Fatih Altaylı'yla beraber hani mesela atıyorum biraz daha böyle hep beraber konuşulması okey olabilir ama mesela bir laf etme, mesaj gibi yani mesaj atacağın şeyi herkesin görmesini sağlamak tehlikeli geliyor. Ergen gibi oradan pıtır 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 birbirine şimdi laf ergen gibi demeyeyim. Ay babası da şimdi. Ben ama diyeyim. Yani... Ben diyeyim. Fatih Bey dedim. Ben dedim. Ama umarım yine barışçıl bir... Peki boomer ben... diyeyim o zaman. Ha boomer olabilir. Olabilir. Yani olabilir. Ama onların da bu duruma düşmek isteyeceğini zannetmiyorum. Çünkü Nuri Bey'i çok tanıyorum ve seviyorum. Çok kaliteli bir mesela Ebru Ceylan'ı çok severim. Onlar da bundan mutlu değillerdir. Zeki Bey de bence öyledir. O yüzden umarım inşallah öpüşüp barışsınlar. Öpüşüp barışsınlar. Yani. Evet. Belki senin galaya davet edersin. İkisini gelir orada barışıp barışabilirler. Diyerek böyle saçma bir imserlik içerisine gireyim niyeyse. Abin ne yapıyor? Abim avukat ama... Babanın bürosu mu devraldı, İstanbul'a yok, geldi? Devralmak istedi sonra baktı ki bunlar şeyler apayrı insanlar. Ayrı dünyalar insanları. Ayrı dünyalar insanları ve babalar ve oğullar tatlı çatışmalarını da hissediyorum ben ikisinin arasında. Abim sonra Hollanda'ya yerleşti. İki çocuğu var. Uzaktan götürüyor bu tip işleri. Hollanda ne yapıyor? Hollanda'da hem yaşıyor hem burada yaşıyor. Mobil bir hayat düzenine sahip. Eşi Amerikalı. Ama ve şu anda çocuğu Hollandalı. Kendisi Türk. Evet değişik yani. Aynen hep çocuklar da karışık falan. Değişik bir hayat tarzı var onun. O daha benden akademiktir. Daha bilgilidir. Daha kültürlüdür. Daha sakindir. Ben daha sahne önüydüm. Fakat şöyle bir şey oldu. Dedi ki ben 40 yaşından sonra sahne önüne geçeceğim dedi. Ve storytelling, hikaye anlatıcılığı yapmaya başladı. Pandemide Hollanda'da ve şu an Hindistan'da bir festivalde. Allah Allah. Evet hikaye anlatıyor ve abimde de bir şey olduğunu anlamış olduk biz. O da sahneciymiş meğersem ve biz yıllarca anlamamıştık. Meğersem bu annenin babanın eğlenceliği hepinizi sahneciyim. Evet ama o babamın manipülasyonuna yelek düşmüş. Babanın teatral tarafı. Teatral tarafı ama babamın avukat ol baskısına boyun eğmiş. Evet boyun eğmiş. Ve şu an ondan çıkıyor. Evet. Şu anda zincirlerini kırmakla meşgul. Benim analizim bu. Kesinlikle. İnşallah orada sada olup başımıza kalmaz orada böyle. Anladığım kadarıyla çatlak bir aileniz var. Çatlak aileyiz. Evet. O yüzden sen de çatlaksın. Ben de çatlağım. O yüzden de çok neşelisin zaten. Neşeliyim. Deli diyorlar işte bu delilikten herhalde. Ama ben sana bayıldım. Aa teşekkür ederim. Gerçekten. Ben de sizi... Bir de böyle konuştukça böyle ışık çıkıyor. Işıldıyorsun. Çok hoşuma gitti. Ama o karşımdakiyle ilgili yemin ediyorum. Ben de sizi karşılıklı öveyim olmayayım ama... Ama burada öyle. O da o biliyorsun. Ben konuğumu övüyorum. Konuğum beni övüyor. Ama yok gerçekten. Yapıyorum. Konuşturan da o ya yani. Ben dediğim gibi negatif bir enerji şunu da yapabilirdim. Evet. Beden dilinden başlıyor. Sıkıysa konuştur beni. Evet hemen küserim. Gözüm bile matlaşır. Hiç sevmem. Ben de hiç sevmem. Negatif enerji konuştur. O yüzden bu konuşmamın nedeni de iyi hissetmiyorum kendimi. Şahane. Ayrıca da burayı çok sevdiğini yani söyledin.
Burada yerimiz çok. Evet. Biz o kadar kalabalık bir grup değiliz en azından şimdilik. İstediğin zaman bekleriz. Evet. Seyirciler, odalar var. Ben bilgisayarım, bilgisayarımız var, internetimiz var. Hem de yüksek hızlı internetimiz var. Hmm. Kahvemiz var. Sponsorlarımızın verdiği kahve makineleri yaptığımız. Tek edek bilimin sponsoru Siemens veriyor kahve makinemizi, sağ olsun. Güley'in yaptığı kekler, pastalar, çörekler var. Peki Celal var. Bey ve İlber Bey'in programı ben şurada İlber, gizlice izleyebilir miyim onları? Celal ve İlber gelirler. Ay. Koltukta otururlar. Az önce senin oturduğun çok mutlu koltukta. Olurum. Gizli gizli izlerim. Sahiden mi? Valla bayılıyorum. Cumartesi günü istersen gel. Valla ne güzel olur. Cumartesi günü şeydeyiz ama yok. Bu cumartesi seyircili program var. Olmaz. Çok kalabalık olacak. Ben de zaten şu an filme şey sen durumdayım. Sen doğru şu anda filmde hayatım kaymış benim. Evet. Ondan sonra ben rahatça özgürce şuradan geleyim. Peki sonra bu film bitince ne yapacaksın? Duramazsın. İşte film izlenirse, kariyerim bitmezse yeni film yazarsın. Ya izlenirse, bir kere film zaten izlenir de. Ama bilemeyiz yani. Yani izlenmese de canın sağ olsun ayrıca da. Ne olacak? Yaptığımız 10 işin 9'u iyi, 1'i kötü olsa ne olur ama senin film, bizim çocuklar. Bak bu Rıdvan hiçbir altı beğenmez kolay kolay. Ay Fatih Bey hiç olmamış falan der. Bu işe bayılmış. O yüzden hiç emin ol ki film izlenecek. Benim onunla ilgili en ufak kuşkum olduğu için konuşmaya değer dahi bulmuyorum. İnsanlar gidecekler, gülecekler, eğlenecekler. Babalar babalık dersi alacaklar. Anneler yardım istemeyi öğrenecekler. Kaynanalar ve anneler de doğum yapan anneye nasıl yaklaşmalı gerektiği konusunda bir eğitimden geçecekler. Evet, evet. Bizim gibi sıradan vatandaşlar da gülüp eğlenecekler. Evet, işte. Temennim bu yönde. Uzay sağlarsa olmaz. Senin yaptığın her şey zaten gülüp eğlendiriyor insanlar. O yüzden orada bir kuşkum yok. Bundan sonra ne yapacağını merak ediyorum. Çünkü sen durmayan bir tipsin. Evet, doğru. Durmuyor. Şöyle... kafamda iki tane filmim daha var. Fakat ben bir de Deliha filmleri vardı benim. Çocukların çok sahiplendiği ve sevdiği. Tür olarak daha karakter komedisi. Daha hani çocukların seveceği hikayelerin olduğu. Ben de oradaki o sevgiden dolayı ben animasyon yapayım dedim. Ve hamilelik zamanında çizgi filmimiz başladı. Şu an ilk bölüm bitti. 2, 3, 4 bölüm. O da bir sürpriz bir şekilde çocuklara animasyon projesi gelecek. Şey ne o? YouTube'da mı? Evet, bilmiyorum nerede olacağız. Nerede olacağız? Evet, Muzaffer Yıldırım'la beraber yaptık. Ha, Muzaffer'i yapıyoruz. Evet, Muzaffer'i yapıyoruz. Nerede olacağız belli. Şu an o güzel bir çalışma halinde. Çocuk kitaplarım var. Film yapmak istiyorum. Dijitalle de belki dizi yapabilirim. Yani ben üretmeyi zaten duramıyorum. Duramıyorsun. Evet. Duramıyorum. Yani hiçbir şey yapmasam evde dediğim gibi pandemide bile resim yapıyorum. Onu bir şey yapıyorum yani. Durmam mümkün değil. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Ben de kestiremiyorum. Yani o yüzden şu sinema dünyası bana şeyimi gösterecek. Adımımın ne olacağını anlatacak bana diye düşünüyorum yani. Aygülseciğim iyi ki geldin. Seninle olmak çok keyifliydi. Pozitif enerjin, yani burada enerjiyi iyi buldun ama o enerjinin yarısından çoğunu da sen girerken kapıdan buraya sen getirdin. Filme de o enerjinin geçtiğine eminim. Çünkü yaptığın her işte o enerjiyi biz hepimiz yıllardan beri hissediyoruz. Sen eğlence dünyasına ya da işte şov dünyasına girdiğinden beri her işteki pozitif enerjini de hissediyoruz. O yüzden filmin iyi olacağına hiç kuşkum yok. Teşekkür ederim. Loğusa. Evet. Tam ne gündü? 19 Ocak'ta. 19 Ocak'ta yani. Bayağı haftaya. Az kaldı. Evet, çok az kaldı. 10 gün. Az kaldı. Bir hafta kaldı. Bu hafta sonunda her yerde yayında olacak. Evet, evet. Her yerde gösterimde olacak. Yayında diyoruz. Alışmışız YouTube alışkanlığı. Evet, doğru. Gitmenizi tavsiye ediyoruz. Ben dediğim gibi görmedim. Bizim ekip bayılmış. Film uzmanımız Rıdvan. Harika film. Fatih Bey dedi bana. Buna bana bey diyorlar. Neyse abi demiyorlar. Herkese tavsiye ediyoruz. Grup Sözay da bundan sonraki projelerini burada yapacak. Artık o da bizim kadromuzdan biri, gönüllü kadromuzdan biri. Canı sıkıldıkça da gelir burada sohbet ederiz, YouTube'da yayınlarız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.